Evet, düzen menüsüne başlıyoruz. Düzen menüsüne girdiğinizde un domuz var. Unda geriye dönme işlemi. PDS ekranında 20 defa geriye, 20 defa ileriye gidebiliyorsunuz. Yaptığınız her işlemi geriye alma diye bir şansınız oluyor. Undo şu anda aktif durumda, geriye alabiliyorum. Redo'da ileri gitmek, yani bir geri bir ileri buradan gidebilirsiniz. Parçada herhangi bir işlem yaptığınızda bir örnek verecek olursak, parçada kalıp üzerinde bir değişiklik yapalım. Değişikliğimizi yaptık. Undo dediğimizde en son yaptığım işlemi burada gösteriyor. Yani hangi menüyle bir işlem yaptıysam onu görebiliyorum. Bu arada birçok menünde kısa yolları Ctrl Z örneğin kısa yolu klavyeden kullanabileceğiniz kısa yolları da var. Buraya bastığınızda son yaptığınız işlemi geri alırsınız. Ya da kısa yol çubuklarından gene aynı şekilde geri ve ileri gitme işlemlerini buradan da 20 defa ileri 20 defa geri olmak üzere kullanabilirsiniz. Düzen bölümünde nokta bilgisini değiştir, çıt bilgisini, çizgi bilgisini, parça bilgisini değiştir işlemlerinde. Buradan girebileceğiniz gibi kalıbın üzerine sağ tuş yaptığınızda da aynı menülere buradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz menüden, isterseniz de kalıp üzerine sağ tuştan bu işlemlere ulaşabilirsiniz. Nokta bilgisini değiştir dediğimizde kalıbın noktalarıyla ilgili karakteri, nokta numaralarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu menüye girdikten sonra tabii ki gördüğünüz gibi renksiz bir şekilde geliyor. Öncelikle noktayı seçmeniz gerekiyor. Noktanızı seçtiğiniz zaman bölüm aktif hale gelir. Nokta ID dediğimiz nokta numarası, yani dijit esnasında kalıba verilen otomatik numarayı kasteder. Seri kuralı ise o noktayla ilgili seri değeriniz varsa, büyüme tablonuzdan girilen veya daha sonra oluşturan seriniz varsa seri kuralını buradan görebilirsiniz. Ve karakter bölümümüz var. Burada da küçücük kutuya basarak buradaki nokta karakterlerini o nokta ile ilgili karakterleri değiştirerek işleminizi yapabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikleri daha sonra uygula okey ile bilgisayara kaydetmeniz lazım. Evet. Çıt bilgisini değiştir dediğimizde gene kalıbın üzerindeki çıtlarla ilgili bir bölümdür. Çıtınızı seçtiğiniz zaman o çıtın çıt tipini görebilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. Ve istiyorsanız o çıt tipine bir karakter verebilirsiniz. Yani o çıt olduğu yerde aynı zamanda bir köşe olacaksa gene aynı şekilde çıt tiplerinden ve karakterlerden özellikle karakter verebilirsiniz. Ve bu çıtın dikişteki çıt konumunu da belirleyebilirsiniz. Yani o çizgiye dik bir çıt mı olsun ya da çıtımızın açısı, isterseniz buraya bir çıt açısı verebilirsiniz. Ya da aynı mesafede mi olsun? Yani birkaç tane çıtınız varsa, grup çıtsa bu, eğer bu grup çıt ise bu çıtların aynı mesafede olmasını istiyorsanız da buradan işaretleyerek çıt özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Çizgi bilgisini değiştir dediğinizde de gene çizgilerinizin karakterlerini, çizgiyi seçtikten sonra çizgi karakterlerini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz o çizgiye bir isim verebilirsiniz. İki tane bölümümüz zaten burada aktif durumda. Bu bölümleri doldurarak karakter ve isim bölümlerini doldurup uygulayla işleminizi bitirebiliyorsunuz. Parça bilgisini değiştir dediğinizde gene parçayı seçtiğiniz anda parça ile ilgili tüm bilgileri burada görebiliyorsunuz. Parçanın ismini, kategorisini, açıklamasını buradan görebilirsiniz. Ve kurallar bölümünde de bu kalıbın sahip olduğu büyüme tablosunun ismini görebiliyorsunuz. Bu epey fazla kullanılan bir menüdür. Dijit esnasında eğer iki parçaya aynı kategori verdiyseniz mutlaka pastal sırasında size hata verecektir. Dolayısıyla da parçanın gidip kategorisini değiştirmeniz gerekir. Kategori değiştirmenin birinci yöntemi budur. Kategori bölümüne gelip kategorisine istediğiniz herhangi bir şeyi yazarak, uygula diyerek kategorisini değiştirebilirsiniz. Parça işlemlerine girdiğinizde de o parçalarla ilgili, o parçayla ilgili istediğiniz işlemleri yaptırabiliyorsunuz. Örneğin, işte son noktaları çakıştır. Kalıbınızın eğer bir bölümü açık kaldıysa dijitten sonra
ilk giriş ve son giriş noktalarınız arasını çakıştırmasını sağlar. Nokta numaralarını sil derseniz, kalıbınızın sahip olduğu nokta numaralarını otomatik olarak bilgisayarın silmesini sağlarsınız. Nokta kaldır dediğinizde de, eğer üst üste binmiş noktalarınız varsa ve daha sonra bunlar sizlere sorun yarattıysa, noktaları kaldır dediğinizde üst üste binen noktalardan bir tanesini silmesini sağlarsınız. Seri noktası kaldır dediğinizde de gene seçtiğiniz noktanın seri kuralını yok eder. Kesilmiş çevre ise kalıbın dikiş payı mı, çevre çizgisi mi olduğunu ayarlayan bir bölümdür. Yani dikiş payı olan bir çevreyi kesin hatlara dönüştürür. Nokta numaraları kopyala derseniz de bir parçadan başka bir parçaya nokta numaralarını kopyalama işleminizi sağlar. Buradaki işlemleri oluşturduktan sonra gene OK ile işlemimizi bitirebiliyoruz. Şu anki parçalar dediğinizde sadece ekrandaki parçaları aktif hale getirir. Seçili parçayı aktif hale getirir. Parçaları çalışma bölgesinden sil derseniz de zaten ekranda parçanız varsa onu çalışma bölgesinden silersiniz. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşça kalın.